Merhaba değerli izleyenler, Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, bizi asıl kahreden hainlerin içimizden çıkmasıdır ifadelerini kullandı. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, bizi asıl kahreden hainlerin içimizden çıkmasıdır söyleminde bulundu. Tarihteki bütün Türk devletlerini incelerseniz hiçbiri dışarıdan yapılan saldırılarla yıkılmamıştır. Hep kendi içindeki hainler ve onların işbirlikçileri tarafından önce güçsüz duruma düşürülmüş, parçalanmış ve sonunda düşmanları tarafından yıkılmıştır. 15 Temmuz'da oynanan oyun da sadece bir darbe girişimi değildi. Türkiye'yi yok etme girişimiydi dedi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine karşı mücadele eden gazilerin 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar projesi kapsamında program düzenlendi. Vali Azizoğlu programda yaptığı konuşmada Anadolu topraklarında oynanan oyunların devam edeceğini belirterek şöyle konuştu. Onlar oyunları sürdürdükçe biz de daha fazla kenetlenerek kutlu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dışarıda oynanan oyunların hiçbiri bizi yıldıramayacak. Onlara karşı her zaman mücadele edeceğiz. Bizi asıl kahreden hainlerin içimizden çıkmasıdır. Tarihteki bütün Türk devletlerini incelerseniz hiçbiri dışarıdan yapılan saldırılarla yıkılmamıştır. Hep kendi içindeki hainler ve onların işbirlikçileri tarafından önce güçsüz duruma düşürülmüş, parçalanmış ve sonunda düşmanları tarafından yıkılmıştır. 15 Temmuz'da oynanan oyun da sadece bir darbe girişimi değildi, Türkiye'yi yok etme girişimiydi. Allah'a çok şükür ki bunu başaramadılar. Biz birliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece de hiçbir zaman başaramayacaklar. 15 Temmuz gecesi kimsenin evinde oturmadığını, demokrasi ve geleceğine sahip çıkmak için meydanları doldurduğunu anlatan Azizoğlu, milletin o gece tüm dünyaya birlik mesajı verdiğini vurguladı. Gaziler de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Erzurum'da FETÖ soruşturması kapsamında 174 polis açığa alındı. Erzurum'da FETÖ soruşturması kapsamında 174 polis açığa alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kararıyla açığa alınan 9103 polisten 174'ünün Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. Açığa alınan polis memurları arasında rütbeli personelinde bulunduğu belirtildi. İbrahim Erkal'ın tedavisine bir kamu hastanesinde devam edileceği açıklandı. Evinin otoparkında baygın halde bulunan kaldırıldığı hastanede yüksek tansiyona bağlı baygınlık geçirdiği ve yere düşerken de başını sert vurduğu için ağır bir beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Erzurumlu ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın 12 Nisan'dan bu yana tedavisi altında tutulduğu Liv Hospital Hastanesi'nden bugün başka bir hastaneye sevk edildiği açıklandı. İbrahim Erkal'ın basın merkezinde yapılan ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında sanatçımız İbrahim Erkal'ın ileri derecede tetkiklerinin yapılabilmesi için bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli gerçekleştirilmiştir. Gerekli bilgi hastane doktorları tarafından verildiği anda sizlerle paylaşılacaktır denildi. Erzurum'da okullaşma oranında büyük bir artış gözlemlendi. İlkokul düzeyinde %98.2, ortaokul düzeyinde %106.9, ortaöğretim düzeyinde de %95.5 oldu. İllere ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı 2016-2017 sonuçları açıklandı. Erzurum'da okullaşma oranı brüt olarak ilkokul düzeyinde %98.2, ortaokulda %106.9, orta öğretim düzeyinde de %95.5 oldu. Net olarak ise ilkokul düzeyinde %92.4, ortaokul %95.4, orta öğretim düzeyinde %72.6 olarak kaydedildi. Erzurum'da net olarak erkek
ölçekler bazında okullaşma oranı ilkokul düzeyinde %92,5, ortaokul seviyesinde %95, ortaöğretim seviyesinde ise %73,8 olarak kaydedildi. Kız öğrenciler bazında okullaşma oranı da ilkokul düzeyinde %92,3, ortaokul seviyesinde %95,8, ortaöğretim seviyesinde ise %71,4 olarak bildirildi. Erzurum'da brüt olarak erkekler bazında okullaşma oranı ilkokul düzeyinde %98,2, ortaokul seviyesinde %105,3, ortaöğretim seviyesinde ise %100,5 olarak açıklandı. Kız öğrenciler bazında brüt okullaşma oranı da ilkokul düzeyinde %98,3, ortaokul seviyesinde %108,5, ortaöğretim seviyesinde ise %90,3 olarak aktarıldı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 Mart dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 Mart dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum'da 9.622 gelir vergisi, 8.233 basit usulde vergilendirilen gelir vergisi, 2.813 kurumlar vergisi, 13.233 gelir stopaj vergisi, 7.952 gayrimenkul sermaye iradı vergisi, 12.310 KDV faal mükellefinin faaliyeti verdiği bildirildi. Şubat ayına göre Mart ayında faal vergi mükellefi sayısı gelir vergisinde %0,99, basit usulde vergilendiren gelir vergisinde %0,048, kurumlar vergisinde %0,53, gelir stopaj vergisinde %0,74, gayrimenkul sermaye iradında %5,67, katma değer vergisinde ise %0,85 oranında arttı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Şubat ayında Erzurum'da 9.527 gelir vergisi, 8.279 basit usulde vergilendirilen gelir vergisi, 2.798 kurumlar vergisi, 13.135 gelir stopaj vergisi, 7.525 gayrimenkul sermaye iradı vergisi, 12.206 KDV faal mükellefi faaliyeti veriyordu. Erzurum'da gelir vergisi basit usulde vergilendirilen gelir vergisi ve kurumlar vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu aktif mükellef sayısı da bir önceki aya göre %0,55 oranında artarak 20.718'e ulaştı. Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 sayılı kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayımlandı. Aynı kararname kapsamında televizyonlarda yayınlanan ve kültürümüze negatif etkileri belirlenmiş olan evlilik programlarının da birçoğunun sonu geldi. Resmi gazetede 689 olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında kanun hükmünde kararname ve 690 olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname şeklinde iki yeni kanun hükmünde kararname yayınlandı. Kanun hükmünde kararnameler ihraç, göreve iade ve kapatılan kurumlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 201 personel ihraç edildi. 34 personel ise göreve iade edildi. Adalet Bakanlığı'na 15 personel iade edilirken 14 dernek kanun hükmünde kararname kapsamında kapatıldı. 5 derneğin tekrar açılmasına karar verildi. Kararnamede evlilik programlarına ilişkin radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve buluşturulduğu türden programlara takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamına sohbet, arkadaşlık ve iş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile
özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanmak suretiyle izleyici ve dinleyici yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz denildi. Kararnamede 926 sayılı kanunun ek geçici 92. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesine kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile ibaresinden sonra gelmek üzere 31-12-2017 tarihine kadar ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan pilot subayların ibaresi yürürlükten kararnamedir. Kararnamede 10-6-1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi D fıkrasının 1. cümlesinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'nın veya ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır denildi. Anlamadım. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da kısa kulvar sürat pateni Türkiye şampiyonası düzenlendi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da kısa kulvar sürat pateni Türkiye şampiyonası düzenlendi. Palandöken ilçesinde bulunan 2000'lik buz pateni salonunda düzenlenen kısa kulvar sürat pateni Türkiye şampiyonası final müsabakalarıyla son buldu. 28-30 Nisan 2007 tarihler arasında gerçekleşen şampiyonaya Erzurum, Kocaeli ve İstanbul'dan 100'e yakın sporcu katıldı. Büyükler genç ABCD ile yıldızlar ABC kategorilerinde kadın ve erkeklerde 500 ile 1500 metre arasında yarışların yapıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi. Şampiyonada yarışlar sonunda da dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri törenle verildi. Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig'de normal sezon tamamlandı. Şimdi sırada playoff maçları var. Spor Toto 2. Lig'de MK Ankara Gücü ve İstanbul Spor Anonim Şirketi gruplarını lider olarak tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Spor Toto 3. Lig'de ise Sancaktepe Belediyespor, Bodrum Belediyespor, Bodrum Spor ve Afşet Afyonspor gruplarını lider tamamlayarak Spor Toto 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Oluşan puan cetvellerine göre gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırada yer alan takımlar playoff oynamaya hak kazandı. Oynayacak olan playoff müsabakaları sonucunda Spor Toto 2. Lig'den 1 takım daha TFF 1. Lig'e, Spor Toto 3. Lig'den ise 3 takım daha Spor Toto 2. Lig'e yükselecek. Spor Toto 2. Lig kırmızı grup playoff 1. maçları Menemen Belediyespor Gümüşhane Spor, Hatay Spor Kastamonu 1966 arasında oynanacak. Playoff maçları 2. maçlarda ise Gümüşhane Spor Menemen Belediyespor, Kastamonu Spor Hatay Spor arasında oynanacak. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta playoff 1. maçlarında Sivas Belediyespor, Ahmet Sportif Faaliyetler, Kocaeli Birlik Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor ile oynanacak. Playoff 2. maçlarında Ahmet Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Kocaeli Birlik Spor arasında müsabaka olacak. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Yarının bugünden daha güzel bir gün olması temennisiyle. Ben spikeriniz Mehmet Akif Dölekli. Allah'a emanet olun.